Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Arçelik 8 kilo 1000 devir A artı 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 8503Y çamaşır makinesi. Bundaki sıkıntı hazır şöyle. Helikopter kalkar gibi ses yapıyor. Bunlardaki sıkıntı rulman değişimi. Normalde yetkili servisler komple kazanı söküyor. Yeni kazan takıyor. Biz yaptığımız işlem içerisinde kazanı tamir ediyoruz. Beraber yapmaya başlayalım. Öncelikle üst kapağı sökmekle başlıyoruz. Üst kapakta genelde bunlara T20 tork baş oluyor. T20 tork başla şu üstteki vidayı söküyoruz. Kapağı aldıktan sonra sırasıyla başlıyoruz. Ağzı açmışken şu üst taraftaki taşı da alacağız. Bunda da işimiz yok. Bu şekilde kendimize bir de yapalım. %100 çivalı tork sıkma tabancamla beraber. Çinlerin reklamı yapalım. Çinler olmasaydı böyle malzemeler piyasaya düşmezdi. Herkesin konusuna geldik. Taşımızı aldık. Taşı aldıktan sonra bunlarda şurada bir hortum var. Bunu çekme yardımıyla çıkıyor, geliyor. Şu ön panoyu sökmekle başlayalım. Devam edelim. Bu sadece Arçelik 8503Y için geçerli. Yani Arçelik birçok modelinde bu şekilde sökülebiliyor kazanlar. Zaten birbirine benziyor kazanlar. Bu şekilde şartı tutuyor, ses geldi. Bunlar kısa tırnakları var zaten. Onları da bu şekilde. Çektik geldik. Şimdi sırasıyla devam edelim. Şimdi buradaki vidaları alıyoruz. Şu ön parayı alacağız çünkü yerinden yerinden çıkartmamız gerekiyor. Çalışma imkanı var. Şu etrafında tel var, bu teli bu şekilde alıyoruz. Elimizi de çıkarttık. Lastiğimizi de bu şekilde de çıkartıyoruz. Şurada bir de bunu alacağız. Şurada alt tane 3 tane vidası var. Emniyet alt tane vidasını alıyoruz. Ön panelimizi aldıktan sonra mal ortada. Yine aynı şekilde şu taşı da alacağız buradan. Bu da ağırlığı kapandı malzeme.
numarasını size şurada 3 tane amortisör var, onları boşa çıkartacağız. Belki videoda her şeyi göremiyor, yani göremiyor falan diye düşünebilirsiniz ama zaten burada biraz da yapacak el yatkınlığı önemli. Biraz da mantıklı çünkü yani göremediği yerde. Ben çok profesyonel bir çekim yaptığım için amatör çekim yapıyorum. Elimden geldiğince fikir veriyorum. Az önce eleştiriyor. Ya usta diyor, hiçbir şey göstermedim. Bak göster, daha ne göstereyim? Elimizde zamanı bilmem ne vardı, telefonu ya da kamera yok ki. Reklam da satmıyorum ben kimseye zorla. Fikir sahibi olun diye. Elimden geldiğince açıklamalı yapıyorum. Deten çekmesini bu şekilde alıp kenara bırakmamız yeterli. Burada altta da aynı şekilde tahliye ortam var. Bunu da geri çekip bu şekilde bırakıyoruz. Daha sonra şu arkasında kapağını açıp ister böyle yatırabilirim. Şu anda kolay görünme olsun diye yatırıyorum. Ona geldi yatırmıyorum. Aldık abi kapağını. Buraya açmamızdaki sebep kayışı çıkartacağız. Burada rezistansa gelen kablolar var. Bunları çıkartıyoruz. Yan keski yardımıyla şurada cırtlar var. Cırt yapacağız. Bunları kesiyoruz. Kazanın ayrılması için. Motorla kablosunu çıkartıp motor burada sökmeye uğraşmayalım, gerek yok. Şu an lastiğin burada eşiği kalmadı. Şu lastiği şöyle aldık. Hepimizi geri aldık. Amortisörü ayaklarının elinden çıkartıyoruz. Kazan boşta şu an. Kazanımızı bu şekilde boşa aldık. Kasaya işimiz kalmadı. Kasayı şimdi beklemeyelim. Kazanımız bu. İşler yapacağımız kazanımız bu. Şimdi bu kazanı keseceğiz, doğrayacağız. Burada aynı şekilde T25 torklu motor tamirciler var. Bunları çıkartıyoruz. %100 çınmalı makinamız. Mühendisler buna iki tane bile fazla koymuş. Sadece şu önlere koymamız yeterli. Takarken de ikisine koymamız yeterli olduğunu göreceksiniz. Şimdi kazanımız bu. Mal ortada. Burada kasta vidasını sökelim. Hazırlar gelsin. Kasmaz öptük, hazır hale getirdik. Sırasıyla şimdi kazanı kesmeye başlayacağız. Kazanı keserken ya ben farklı yapıyorum. Ben teke kuyruğu kullanıyorum.
böyle spiral yardımıyla yapıyorum. Önce şu tırnaklar bir işe yaramıyor. Bunları keseceğim. Bu şekilde böyle bir keltik açtım. Burada bir şu keltiği açmamın sebebi de gözüküyor. Bunun sebebi de şuraya tilki kuyruğu daha rahat çalışması için. Yani bir sefer de girmesi için oraya. Şekilde yapıyorum. Plastik kaynak da yapıyorum. Şu an plastik kaynak makinemi arıza yaptığı için kesme bir gösterdim. Bunu aldık kenara. Bu kazanın arkasına önce bir tane vida takıp
Şuraya direkt buraya vursanız kaslar geri bozulur. O yüzden önce buraya bir tane vida atıyoruz. Daha sonra birkaç vurmayla demokraside çay tükenmez deyip gidelim gelecek şekilde daha duman kalmış içerisinde o yüzden. Oy. Bu şekilde çıktı. Gençlik vadisi ve şurada rulman kalmış. Kırılmış rulmanları. Şimdi söktüğümüz zaman da göreceğiz onu. Bunu şimdi boşaltırız. İçerisindeki rulmanların bir şey. Bu şekilde yine çıkartıyoruz. Ben de hiçbir sıkıntı yok, yumuşatabiliriz de. Buraya böyle silip rulmanları da göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde dağılmış. Bunlar dağıldığı için makine tangurlungur, rangurlungur, zangurlungur. Biz bunları değiştireceğiz. Yetkili servis şu kazanı komple değiştirip yeni kazan takıyor. Bugünkü maliyeti 3.500-4.000 lira civarında yaptıkları söylüyor servislik arkadaşlar. Biz neyse fiyat söylemiyoruz şimdi. Piyasada iş yapan arkadaşlarımız da ayıp olur. Ama yarı yarıyadan yaptığımız doğru. Milin kalan kısmı da burada. Bunu da espiral yardımıyla keselim. Hazır edin demişken. İstat etmiyoruz biz müzik şey. Bu şekilde çıktı. Bundan sonraki işlem rulmanlarımızı alıp takmak olacak. Şu an video kaydını durduruyorum. Toparlarken tekrar başlarım.